Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve la akibatu lil muttaqin. Assalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Assalamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah subhanahu ve ta'ala Kur'an-ı Kerim'de ötken ümmetler hakkında söz yutarken peygamberler tarihen, peygamberler kıssasını sizlerinizde hikaye kıladı. O peygamberlerin hayatından, onların tarihinden, kıssalardan, yapılışından maksat, Müslümanlarla ibret namına buluştuğu. Enbiyaların hayatı, siz bilen bizge namuna, ders, ibret. Enbiya ve Resullerini Allah Ta'ala Kur'an'da 25 tasını ismini zikir kıldı. Onların bazılarını, hayatlarını müfessil bayan kıldı. Bazılarını muhtasar, kıska bayan kıldı. Ularning bazıları uzoq umr ko'rdi, bazıları oz umr ko'rdi. Ularning bazıları boy, bazıları kambag'al bo'ldi. Bazılarının oilalari to'lig'icha iymonda bo'ldi, bazılarının ayollari yoki farzandlari kofir holda o'tdi. Ular serfarzandlari bo'ldi va umuman uylanmaganlari bo'ldi. Payg'ambarlarning ichida Iso alayhissalom uylanmadi, oila qilmadi, farzandli bo'lmadi. Ularning ichida Ayub alayhissalom sabr bobida hamda boylarga ibrat bo'ladigan bir hayotni yashab o'tdi. Bugun siz bilan o'qiydigan payg'ambarning tarixi Davud alayhissalomning o'g'li Sulaymon alayhissalom haqida. Sulaymon alayhissalom duo qildi. Qola robbi ighfirli va habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab dedi. Parvardigorim, o'zing meni mag'firat qilgin. O'zing meni mag'firat qilgin va menga o'zimdan keyin birortasi uchun muyassar bo'lmaydigan bir mulku davlat hadiya etgin. Zero yolg'iz sening o'zinggina barcha yaxshiliklarni hadiya etguvchisan. Qaytaramiz. Menga o'zimdan keyin birontasi uchun muyassar bo'lmaydigan bir mulku davlat hadiya etgin. Sulaymon alayhissalomga Alloh taolo bergan mulk, podshohlik Sulaymon alayhissalomdan avval ham hech kimga berilmagan va keyin ham hech kimga berilmaydi. Yer yuzida Sulaymon alayhissalomdek podshoh bo'lgan emas, bo'lmaydi ham. U kishiga berilgan mulk nima edi? Juda katta qissa, lekin asosiy u kishiga berilgan narsalar haqida to'xtalib o'tamiz. Alloh taolo u kishiga kuşlar ve başka canavarlarına tilini bilişlik ilmini bergen edi. Kuşlarına ve hayvanlarına tilini bilerdi. Ve utina min kulli şey, ullimne mantika tayir. Bizi kuşlarının mantika, lügatı bir öğretilindi. Ve cüda köp ilim berildi dedi. Kaysi zamanı, zamanımızda bir kaysi bir adam, mana şu ilim bilen fakirlerini alıyor. Kuşlarına tilini bilişlik, ya ki bir canavarlarına tilini bilişlik. Bitti şu fazilette özü Süleyman Aleyhisselam diye başka padişahlı mülkü berilmegen diye şu fazileti bilen bütün insaniyattan üstün bulurardı. Demek o kişiye kuşlar ve canavarlar, hayvanların tilini bilişlik ilmi berildi. İkinciden Süleyman Aleyhisselam diye avval ham, keyin ham hiç kimye berilmedi yani. Narsa berildi. Bu cinlerin üstü hükümranlık. Ve şayatine kulle bennâin ve gavvâs ve âkharine mukarranine fil asfâd. Yani barca balan kasırlarını bina kılgıcı ve dengizlerinin kâreden duru gavharlarını alıp çıkılcı gavvâs şeytanlarını yani cinlerini hem Süleyman'a boyun sündürüp koyduk. Haytar vaytamız. Cinler hem adamlarda singeri Allah-u Teala'nın mahluku. Has bir dünya. Ularda ham musulmoni bor, kofiri bor, erkagi bor, ayoli bor. Ular ham ko'payadi, tug'iladi, yashaydi, o'ladi. Qiyomatda tirilib, Alloh taoloning huzurida hisob-kitobga tutiladi. Biz dunyoda ko'rmayapmiz ularni. Ular bizni ko'radi. Endi qiyomatda buni teskarisi bo'ladi. Biz ularni ko'ramiz, ular bizni ko'rmaydi. Ular siz bilan bizga nozil bo'lgan Qur'on bo'yicha yashashlari kerak ular ham. Qiyomatda Qur'on bo'yicha hisob-kitob beradi. Yer yuzida qaysi podshohga jinlarni ustidan hukmronlik berilgan aytinglarchi. Yana qaytaratamiz. La yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Parvardigor mendan keyin hech kimga berilmaydigan mulk ber dedi. Payg'ambarlarning duosi ijobat. Jinlarni Alloh taolo bo'yin sindirib qo'ydi.
Cinler Süleyman Aleyhisselam'a itaat kılarken Allah'tan korkup itaat kılışarıdır. Cehennemge düşürgüden korkup itaat kılışarıdır. Çünkü Allah da Allah Süleyman Aleyhisselam'a iki de cinni birbirine bağlayıp koyup azap verişlik kudretini, kuvvetini bergenedir. Dünyada Süleyman Aleyhisselam'a asi boyan için Süleyman Aleyhisselam azablasa kıyamette Allah da Allah cehennemini azablardı. Kimye verilge bunu ki mülkü zamanıda? Hiçbir zamanda bu gelme bunu inersen. Süleyman Aleyhisselam'ın itaatıda kuruçu cinler bu gelme. Dengizde asıldan duru gavharlarda ap çıkabilen cinler bu gelme. Aşbaz cinler bu gelme. Süleyman Aleyhisselam'ın kanaka hizmeti olsa cinler kayın bu gelme. Ben artık padişah hususunda dedik. Yeryüzü Süleyman İbni Davud Aleyhisselam dedik. Padişahını körgenmez ve kör müydü hem. Ukşuyu boyun sündürülgen nesalardan şamal. Cinler hakkında ibaratı okuyamız. Ya'maluna lehu ma yeşâ'u min meharibe ve temâthile ve cifânin kel cevâb ve kudûrin râsiyâd. Cinler yine hizmet kıldı. Kendi hizmet kılış arada. Ular Süleyman'a misden o haklagen nesalarını, ibadethanalarını, heykellerini, havuzlar gibi katta legenlerini ve ocaklarına okşagen vazmin kazanlarını kılıp verirler. O payette uladı şariyatı da heykel yasaçlı mümkün bugün. Yani havuz dekeladigen legenler ocaklarına uğraşken katta vazmin kazanlarını kılıp verirler. Ey Davud hanadanı! Allah sizlerge ata etken bu nimetlerinin şunanası için amel, ibadet kılınlar. Bendelerim arası da şükür kılgınçı cüde azdır. Allah Teala şunca nimeti verip durup, cinlerde boyun sündürüp koyup, şamanlarda boyun sündürüp koyup, ilim verip, hiç kimse verilmeyen mülkü verip durup, bir tane sana soru yaptı Allah. Şükür koy bendeli yaptı. Şükür koy diye yaptı. Şükür nümeydi? Berilgen nimetini şükürü, şu nimetini özünü Allah razı buladığın cahaya sarpılışlıydı. Közlü şükürü haramdan teyiş, tıllı şükürü Allah'da zikirde buluş haramdan teyiş, mallı şükürü mallı Allah razı buladığın cahaya sarpılış. Yani Allah da Allah'da kerimliğini körün, şükür kısın köpetir veremem diye yaptı. Lekin Allah da Allah'da yaptı, bendelerim arası da şükür kılgı üçü zatlar, şükür kılgı üçü zatlar cüde hem az. Şükür kıyan adam şikayet kılmaydı. Demek ki şikayet kılmayan adam cüdeyen az. Süleyman Aleyhisselam ya Allah da Allah şamallarını boyun sınırı belirdi. Bana saniyelik. Birincisi ne oldu? Kuşlar ve canavarlarını tıla bilişlik. İkincisi cinlerde boyun sınırı koyuşluk. Üçüncü de şamallarını. Şamal bu hayat. Şamal bu rızk. Şamal bu bereke. Şamal bu bala. Şamal bu musibet. وَلَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ اِلَّهُ Parvardigarını kanaka koşunu. Varlığını fakat özü biledi. Köpeyip kesse bala. Azayıp kesse yine bala. Allah da Allah bir koyken miktarda bosa bu nimet. Şamal ne makaleyken yine köre yapmaz katta memleketlerde. Milyardlagan milyardlagan chiqimga hisob qo'yapti. Mana shu shamollar Sulaymon alayhissalomga itoatda bo'lgan. Yo Alloh bu qanaqa mulk? Bu qanaqa bir quvvat? Zamonada bo'lsa bir odam ixtiyorida bo'lsa shu shamol nima qilardi ekan? Xohlagan joyiga yomg'ir yog'dirib, xohlagan joyini qurg'oqchilik qiladi, xohlagan joyiga bo'ronni jo'natib, vayron qilib, xohlagan joyini tinch qo'yadi. Kimga berildi bu mulk? Yer yuzida birovga beriladimi bu mulk? Lekin bu kişi Allah'ın kulu ekenliği bilan faxrlangan 52 yaşında ölgen. Ve sahharna lehu riha tecri bi emrihi ruhan haythu asab. Bas biz unga onun emri bilan o istegen tamanga mayin ise veredigen şamalına boyun sündürdük. Yani bulut haydab geladigen şamallar mayin şamallar değilse bulutta haydabigen şamal Süleyman Aleyhisselam'ın etkenini kıygen. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيْحَ عَاسِفَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ اِلَى الْأَرْضِ اللَّتِي بَارَكْنَا ف۪يهَا وَكُنَّ بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِم۪ينَ Süleyman'a ise buranlı şamanlı boyun sündürüp onun emri bilen biz mübarek kılgen zeminge Şam'da ise yankılıp koyduk. Biz berçene seni bilgi üçüdürümüz.
Mayin şamolam Süleyman Aleyhisselam'ın hizmeti de. Kattık esadigen boran şamolam Süleyman Aleyhisselam'ın ihtiyarı da. İsa Aleyhisselam fakir boyan. Hiç ne sormayan şu üstüde yekte giden başka. Bu yan peygamber, Allah'ı yaş görgen bendesi. Bunu yan Allah'ı yaş görür yaptık bunu yokası yan. Süleyman Aleyhisselam'da mülkü hiç kimde yok. Allah onu yan yaş görür yaptı. Demek Allah bir benden yaş görüşü, yaman görüşü, kuludaki dünyasıya kararılmasakken. Vali Süleyman'a riha guduvuha şahrun ve ravahuha şahr. Süleyman'a ertelep bir aylık, keçki payı bir aylık mesafanı basıp ötedigen, şamanlı boyun sündürdük. Ravayetlerdi ki, Süleyman Aleyhisselam bir cahaya uruşkigen, koşunu bulan var mahçup olsa, yağaçtan ibaret katta bir meydanı bularken, yağaçlar, hadalar bölgeye baylanken, koşunu şunge çıkararken, şamal kötarıp obararken de, kereye cahaya çürüp koyarken, cengi kılıp, yengip, yine kaytarıp yağaçın üstü geçirse, şamal kaytarı askerde akıp koyarken. Kimde var bunu kuvvet? Kanoş adam hazır. Rabbisinin huzuru da. Vafat kıp gitti. Yeryüzündeki padişahlar hemen yıkılken de Süleyman Aleyhisselam mülkü çıkacak mülkü denkemiydi. O kişiden beri öttü. O kişiye verilgen mucizelerden وَاسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطِرِ Onun için mis bulağını akızıp koyduk. Süleyman Aleyhisselam'a verilgen mize, acelelip duradığı nesalardan bu su onunla da bulağdan mis akı çıkarır. Ne kadar uluğ icaz, büyük mülk. Dünyadaki menmen degen padişah hiç kaçan buna sana tasavvuran kılamaydı. Berilmeydi diyen bunca. Süleyman Aleyhisselam hayatından bir kança bir vakiyelerde okuyumuz. Vaktimiz yetken için. Hem de ondan alınadığın bir ibretli noktalarına toktav ötemiz. Birincisi. Estaizu billah. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ Kasam ki biz Davud ve Süleyman'a yetük bilim ata ettik. Ve ular bizlerini kör mumun bandalardan afzal kılıp koygen zat Allah ki hamdü sana bulsun dediler. Birinci Allah da Allah bu otobala peygamberge bergen nasıl adı saniyekken de ilimdeydi dedi. Birinci orunda ilim. Akalar, ukalar, kim bu meylik, kimlerden bu meylik, farkı yok. İlim birinci orunda. Allah'tan özgü ilah yok ekenliğini bilin. Dinimizde birinci çüşken kelime, şeriatımızda birinci çüşken buyruk, ikra, oku buldu. İnsan amal kılıçtan burun, yok ki gapırıçtan burun, ilim okuşluğu gerek. Çünkü ilim amal diyem tüzatadı, söz diyem tüzatadı. Eğer bir insan ilimi söz ve amaldan keyinge kop koyduken olsa adaşlığı da şubha yok. İlim, ilim, ilim. Gapıradıkken adam bilse gapırsın. Amal kılıyken adam bilip dur amal kısın. İlla niyeti doğru olsayam hata kıladı. Özü yem adaşadı, başkalarını yem adaştırdı. Ve huşurayla Süleyman'a cunuduhu minel cinni vel insi ve attayri ve hum yuza'un. Süleyman'ın amrı bilen cin, ins ve kuşlardan bo'lgan laşker toplanıp tizilgan hollara da turdular. O kişiye verilgen mülkünün yana biri bana şu zamanasında yaşayan o kişiye yakın bo'lgan insan mıdır, cin mıdır, hayvan mıdır, paranda mıdır, darranda mıdır Süleyman Aleyhisselam'ı askeri idi. Şunaka asker bo'lgan mı yeryüzüden? Bunu bu yukarıya boladı mı? Bana şimdiki askerde komandanı kanı hazır. Süleyman Aleyhisselam'ın mülkü hakkında gapirgen de başka padişahlar hakkında gapirmeseyen bolu oradı. Adamlar özlerine insanlarda boyun sündüren mekan payetti. Allah Teala Süleyman Aleyhisselam'a cin diyem, kuş diyem, hayvan da parandan yem, darandan yem boyun sündürüp boyu yaptı. Hatta izâ atav ala vâdin naml qâlet namlatun ya eyyühen naml udhulû mesâkinakum la yahtimannakum Süleymanu ve cunuduhu ve hum la yaş'urûn. Süleyman Aleyhisselam'ın bana şöyle bir katta adetteki koşunu çumalılara yaşayan vadiye karab keldi. Çumalılar kiçkine, zayıf, cismanlılık bir başka canavarlarda kuvveti yok. Ayakta ayda kop geçtiği anık. Çumalılar yuradığın vadiye keken payıda bir çumalı kavmını agahlantırdı. Süleyman Aleyhisselam eşitti bunu. Demek haşaratını, yabırgen sözünü eşitip düşüngenliğinden bilemiz ki Süleyman Aleyhisselam haşaratlarının yaptığını düşünbülgen.
Ta ular çumalılar vadisiga yetgan vaqtlarida bir çumalı, ey çumalılar, uyalaringizga kiringlar. Yana Süleyman va uning lashkarlari o'zlari sezmagan hollarida sizlarni bosib yanchib ketmasinlar degan edi. Nihoyatda bir ibratli nuqta. Ha, bo'pti, chimala aytibdi, kiringlar debdi, bo'ldi, shumi? Yo'q. E'tibor beradigan narsa shuki, chimala kichkina haqir jonivor Süleyman alayhissalomning qo'shini kelayotganida o'zini qavmi uchun xatarni sezdi. Yugurib keldi-da g'amini qilyapti. Zamonamizda shunday bir odamlar borki, munkarni ko'rib turib o'tib ketaveradi. Shu chumalichalik qavmiga bo'lgan g'ayurligi, qavmiga bo'lgan rahmati, shafqati yo'q. O'lib ketmaydi, o'tib ketaveradi. Shunaqa zamonamizda qanaqa shunga chumalilarga muhtojmiz. Bir munkarni ko'rgan paytda, "Voy, buni qilmanglar, yig'ishtiringlar" deydigan odam yo'q. Yana qarang, ibratli joy shundaki, chumali, "Ey Süleyman qo'shini bilan kelyapti, tepalab qo'ymasin" deb qochmayapti. Yo'l ham ko'rsatyapti. Uylarga kirib ketinglar deyapti. Chumolini mana shu gapirgan ozgina mo'jaz gapida lug'aviy e'joz bor. Qisqagina so'z, lekin Qur'on lafzi bilan kelganligi uchun e'joz. Ya ayyuhan naml, ya nido, chaqiriq. Ayyuha tanbih, ogohlantirishlik. Udxulu buyruq, la yaqtimannakum, qaytariq. Süleyman xos aytayapti. Va juruduhu umumiy aytayapti. La yashurun, uzrni qoyim qilyapti. Qisqagina 6 ta yoki 7 ta kalimada lug'aviy e'jozni beryapti Alloh taolo. Süleyman alayhissalom bu chumolini nidosini eshitdi. Süleyman uning so'zidan kulib tabassum qildi va dedi: "Parvardigorim, meni sen menga va ota-onamga in'om etgan ne'matingga shukr qilishga va o'zing rozi bo'ladigan yaxshi amallarnigina qilishga muvaffaq etgan." Nima deyapti? Menga bergan ne'matingni, ota-onamga bergan ne'matingni shukrini ado qilishlikka muvaffaq qilgin. O'zing rozi bo'ladigan ishlarni qilishlikka muvaffaq qilgin va meni o'z rahmating, fazl va marhamating bilan solih bandalar qatoriga qo'shgin. Payg'ambar o'zi shunaqa bo'lib turib ham shukr qiladiganlardan qilgin. Savobli amal qiladiganlardan qilgin va o'zingni marhamating bilan solih bandalarning qatoriga qo'shgin. Shuncha ne'matni olib turib, shukrini ham qilish kerakligini bilyapti-da, shukr qilishlikka o'zing yordam ber menga deydi. Birodarlar, agar Alloh tavfiq bermasa, bir marta alhamdulillah deya olmaymiz. Agar Alloh tavfiq bermasa, cho'ntagimizdan bir so'm chiqarib tasha olmaymiz. Alloh taolo bir inson bolasiga mulk berar ekan, mansab berar ekan, quvvat berar ekan, davlat berar ekan, qiyomat kunida so'rovam shunga yarasha bo'ladi. Süleyman alayhissalom mana shunday mulk egasi bo'lishiga qaramasdan, mana shunday ilm, hikmat, quvvat, qo'shin egasi bo'lishiga qaramasdan 52 yoshida hech kim kutmagan holatda, hassasiga tayanib turgan holatda vafot qildi. Shuning uchun xalqlar usta rahbar bo'lgan, xalqlarda hayotini, taqdirini hal qiladigan kishilar avvalambor Allohdan qo'rquvchi bo'lsin. Kama kuntum yuvalla alaykum deganlar Nabiy sollallohu alayhi vasallam, o'zingizlar qanday bo'lsanglar, shunday rahbarlar bo'ladi degan. Biz inshaalloh solih bo'lsak, Allohdan qo'rquvchi bo'lsak, halol haromda farqiga boruvchi bo'lsak, bizni ustimizga ham Alloh taolo o'zimizga loyiq rahbarlar deb keladi. Süleyman alayhissalom ana shu qo'shinlarning hammasini yig'ib turar ekan, hud-hud qushi yo'qligini ko'rdi. Va tafaqqada toyir. Faqala mali la aral hud-hud amkani minal g'oibin. Bu rahbarlarga tegishli bo'lgan nuqtaki, shuncha katta adadi bor qo'shinini ko'rib turib, bitta qushning yo'qligini bilyapti. Rahbar odam, raiyat usti boshlig'i bo'lib turgan odam raiyatdan xabardor bo'lib turishi kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam masjidga doimiy chiqib turgan sahobalar mana namozga chiqishamidi masjidga? Bir sahoba bir yoki ikki namozga kelmay qolsa, payg'ambarimiz shu narsani sezadilar-da, falonchiga nima bo'ldi? Masjidda ko'rinmay qoldi deyardi. U qushlarni ko'zdan kechirib, ularni orasida hud-hudga ko'zi tushmagach, nega men hud-hudni ko'rmayapman? Balki u mendan beizn g'oyib bo'lguchilardandir. Deb turib, albatta uni qattiq azoblarman, yo so'yib yuborurman, yoki u menga o'z uzrini bayon qilib ochiq hujjat keltirur. Adolatni qarang, hikmatni qarang. Yo'qmi? Shart jazolamayapti. Kesin
yo'q bo'lganligini sababini aytsin, uzri arzigidek bo'ladigan bo'lsa kechiraman, bo'lmasam azoblayman, bo'lmasam so'yib tashlayman. Biz bir xabarda eshitib turib, uni to'g'ri noto'g'riligini bilmasdan turib, shart hukm chiqarishlikka shoshilib ketamiz. Alloh taolo aytadi: "Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Ey iymon keltirganlar, bir fosiq sizlarga bir xabar olib kelsa, fatabayyanu, aniqlanglar. Aniqlanglar. Bilmasdan bir qavmga azor berib qo'yib, qilgan ishlariga pushaymon bo'lmasdan turib aniqlanglar. İki tomonning gapini eshitmasdan turib hukm chiqargan odam albatta adashgan bo'ladi. Sulaymon alayhisalom hikmat egasi bo'lgan. Kesin eshitaylik. Uzri bordir, sababi bordir. Famakasa g'ayra ba'id faqala ahattu bima lam tuhit bihi va jituka min sab'in binaba'in yaqin. Shu gapini aytdi, hech qancha vaqt o'tmasdan xud-xud keldi. Sulaymon alayhisalomga qarab, "Men sen ogoh bo'lmagan narsadan ogoh bo'ldim." Va senga Saba shahridan aniq bir xabar keltirdim. Kech qolib kelgan qush o'sha zamondagi, balki butun qiyomatgacha yashaydigan zamonlardagi eng ulug' podshohning oldida turib, g'urur bilan, izzat nafsi bilan, "Men siz bilmagan bitta narsani bilaman" deb turibdi. Nimani bilib kelganini? Dar haqiqat men bir ayolni ko'rdim. U ularning malikasi ekan. Unga barcha narsadan ato etilgan bo'lib, katta taxt ham bordir. Bu Sulaymon alayhisalom zamonlarida taxminan bir miloddan avvalgi 10-chi asrlarda yashagan Yamandagi Saba mamlakatining podshohi Bilqis edi. Ular Allohni qo'yib quyoshga sig'inishardi. Men u va uning qavmi Allohni qo'yib quyoshga sajda ibodat qilayotganlarni ko'rdim. Shayton ularga qilayotgan amallarini chiroyli qilib ko'rsatib, haq yo'ldan to'sib qo'ygandi. Qushni tili bilan Alloh taolo aytayaptiki, quyoshga sig'inishliklarini shayton ularni ko'ziga chiroyli qilib ko'rsatdi. Hamma qilyapti-yu. Menga shu yoqyapti masalan. Senga yoqqani to'g'ri degani emas. Hamma qilayotgani haq degani emas. Qarang, shayton insonga gunohda chiroyli qilib ko'rsatar ekan. Siz bilan bizga bir narsa chiroyli xunob-xunob bo'lishligi o'lchov kerak. O'lchovimiz nima bizga? Alloh hech qanday iloh yo'q, magar uning o'zigina bordir, u ulug' arsh egasidir. Alloh subhanahu va taolo raiyatni o'ziga qarab, taqvosiga qarab, Allohdan qo'rqishiga qarab kun beradi. Alloh taolo agar siz bilan biz ustimizda adolat qilsa, siz bilan biz hech qaysimiz najot yetmaymiz. Alloh taoloning fazli marhamati bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.